Yine sözle devam edelim arkadaşlar. Sözün de artık üstadına geliyoruz yavaş yavaş. Sözün üstadı dediğimizde Düşler Dünyası Dernek Başkanımız kıymetli İsmail Aydoğmuş şairimize kurumda açıcılık tanıyalım. Evet. Ben de herhalde hepsi yapacağım. Aşık yerlerimizin güzel şiirlerinden. Merhaba güzel dostlar, aşık yerlerin sevenleri, evlatları, çocukları, güzel canları. Merhaba, merhaba hemşehriler. Evet, bir hemşeri olarak, bir hemşehri olarak Avşin'den aşık yerleri sahiplendi. 2 yıldır burada anmalarını yapıyor. Öncelikle aşık yerlerin sevenleri, dostları, evlatları olarak Avşinlerin bu güzel etkinliğinden dolayı değerli başkanımız Ahmet Bey'e çok ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. O kadar çok şair var ülkede. Hatta Maraş'ın içinde de çok sayıda şair yetişmiş. Ama neden bu adamlar durup dururken gidiyorlar da aşık yerleri alıyorlar? Başka şair yok mu? Binlerce, yüzlerce şair yetişmiş. Aşık yerleri almamızın sebebi şudur arkadaşlar. Aşık yerler insana değer veren, ülkenin birlik ve beraberliğini savunan, kardeşliğini savunan ve gerçeğin ardında duran bir ozan olduğu için, bir aşık olduğu için biz onun arkasındayız. O sözleriyle, yazdıklarıyla ve yaşantısıyla Türk insanının şimdiye kadar biriktirdiği bilgi birikimiyle öylesine güzel şiirler üretti ki biz onun şiirlerini okumaktan kendimizi Aşık Yener Akademisi'nde bir talebe olarak kabul ediyoruz. Aşık Yener Akademisi nasıl kuruldu? Bu akademiye nasıl gelindi? Aşık Yener daha küçük yaşlarda Şerefli Beyler Sülalesi'nin bir evladı olarak Şerefli Koçhisar'dan Maraş'ın tanrına gelmiş yerleşmiş bir ailenin evladı olarak dayısında gördüğü Karacaoğlan kitabını alır, onu bir çırpıda okur ve şiire gönül verir. Evet, Karacaoğlan şiiri Aşık Yener'in yüreğindeki kıpırtıyı ateşleyen en önemli cevherdir. İşte Aşık Yener'in şiire yatkınlığı bir kitapla başlamıştır. Onun sadece kitaptan esinlendiği değil, aynı zamanda ataları da şairdir. Ataları da şiirler yazmıştır. Ve çevresinde çok sayıda aşık ve ozan vardır. Onların türküleriyle büyümüştür. Ve o zamanlar Maraş'ta okul çok zor, okula gitmek çok zor ama herkesin gönlünde neresi var? Köy üstüne gitmek var ve o köy üstüne gider. Orada gördüğü eğitimden dolayı da halk şiirine karşı büyük bir saygı ve sevgi duyar. Oraya gelen öğretmenler kimdir? Daha sonra bildiğiniz gibi Hasan olan köy üstüne gider ve orada aşık ruhusunun devresinde okur. Yine orada Aşık Veysel'in talebesi olarak okur. Tamamen şiire ve müziğe yatkınlığı o üstadların sayesinde de daha üst seviyeye gelir. Aşık Yener çok birçok ozan gibi paraya pula meyil etmemiş ve bu ülkenin değerlerine sahip çıkmış, kişiliğine sahip çıkmış bir halk ozanıdır. O çocuklarıyla birlikte yaşadığı çok cüzi paralarla yürüttüğü hayatını ki mezun olduktan sonra bir dönem kendi memleketi Tanır'da nahiye müdürlüğü yapar. Daha sonra ülkenin içinde bulunduğu durumdan etkilenerek şiirler yazmaya başlar ve
kendini bu süre içerisinde duyurmaya başlar. Ve Tanrı da yaptığı bu sağlık memurluğu sırasında birçok kişiyle karşılaşıp onların bir kısmı bartıl denilen rüşvetle gününü geçirmektedir. O ise bu dünyanın, bu variyetin, bu varlığın hiçbir şeyini önemli görmeyerek hiçbir zaman bartıl almamış ve çocuklarını böyle büyütmüştür. Uzun yıllar ev sahibi olamamış ama o Türk insanının yüreğinde ev sahibi olmuştur. Söylediği sözlerle, şiirlerle ülkemizin, toplumumuzun kardeşliğini sağlayarak söylediği lirik şiirlerle vatan ve memleket hasretini anlatan şiirleriyle memleketinin güzelliklerini toplumun kalbine yerleştirerek bu ülkenin bir şairi olarak milletin gönlünde en güzel yeri almıştır. O yaşadığı dönem içerisinde siyasetçilerin şiir desteğini de almış. Siyasetçilere de şiir desteği vermiştir. Hatta hiç oy almadığı, Ecevit hiç oy almadığı Kayseri'den çok büyük bir oy almıştır. Yani siyasetçiler sanatçılara bazı dönemler şiirlerinden dolayı yanaşmıştır. O bütün bunları bildiği için de bu hizmeti karşılığında da herhangi bir para beklememiştir. Onun gönlü kendi ülkesinde, memleketinde, toprağında ve haksızlıklar karşısında dik durmaktadır. Korkmam ulan, korkmam zalim dölleri, bin türlü sualle yorsanız beni, sıkı yönetimin emir kulları, acı sözleriyle kırsanız beni diyor. Zincirle bağlansan da kolumdan, dipçiğiniz kalkmasa da dalımdan, halk ozanıyım, dönmem yolumdan, çekip mavzeriyle vursanız beni diyor. İşte 12 Eylül şartlarında oranın yerel valisinin kanunsuzluğuna karşı da direnmiş ve hakkını savunmuş bir halk ozanıdır. Bu yazdıkları, söyledikleri türkülerden, şiirlerden dolayı da konuşturmalar uğramış, hapisler yatmış ve çok büyük yokluklarla yüz yüze kalmıştır. O yetiştirdiği çocuklarına verdiği gıdanın içine haram katmamak için bütün ömrünü harcamış ve elinde emekli olduğunda da elinde bir sağlık tansiyon ilacıyla mahalle kahve giderek o helalinden kazanmanın yolunu aramıştır. Aşık Yener'in bu güzel şiirlerini fark eden o zamanlar değerli arkadaşları bunun kitaplaştırması için kendisine destek olurlar ve o da şiirlerini kitap halinde herkese imzalar ve her gittiği verdiği şiir kitabının üzerine de yeni bir beyit yazar. Yani kime veriyorsa ona bir beyit yazar. Şu anda bu kitabın kendisi tarafından verildiği serenlerinin hepsinin elinde onun o kişiye özel birer beyti vardır, birer dörtlüğü vardır. İşte Aşık Yener şiirleriyle, türküleriyle, Yener'in sözleri türküleştiği için de türküleri diyoruz. Türküleriyle Türk insanının o cefakar, o sevgi dolu, kardeşlikten yana yönüne bayrak olmuş, sözcü olmuş bir kişidir. Ve o İstanbul'un, sen kız sen İstanbul'un neresindensin şiiriyle Türkiye'nin gündemine girmiştir. O şiiri yazarken Aksaray'da bir balık pazarında bir güzel görür. O güzele yanaşır. Der ki sen İstanbul'un neresindensin diye. İşte aşık gönlü daha sonra bunu Türkiye'ye çevirir ve dilden dile yayılır gider. Bugün değerli Halide Göksel hanımefendinin dillendirdiği gibi çok güzel bir türküdür. O haksızlıklara boyun eğmez dedik. Çünkü efendim dünyada bütün rezalet yıllar yılı başımızda taç bizim. Vicdansızlar adam yerde marifet gerçeği söylemek hemen suç bizim diyor.
Ankara'da türlü türlü plan var, İstanbul'da açık açık talan var. 80 bine köpek alıp satıp alan var. Hele sorsak kıymetimiz kaç bizim diyerek o zamanki düzenin de ne kadar çok mesafeli olduğunu, toplumun nasıl birbirinden ayrıştığını ve bunun da düzelmesi için şiirlerini ve türkülerini yazar. Ben Düşler Dünyası Kültür Sanat Topluluğu adlı grubumuzda burada yer alan şairlerimizle birlikte ve daha öncesinde yaklaşık 19 yıldır Aşık Yener'i anıyoruz. Anıyorum. Çünkü Aşık Yener Türk insanının hem Yunus Emre'si hem Karacaoğlan'ı ve içinde birçok Köroğlu'su, birçok argümanı barındıran şiirleriyle kendi başına bir ekol olmuştur. Bu anmalarda bize destek veren değerli ailesine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi aile çok önemli. Bir sanatçı 70 yıl sonra üzerindeki telif hakları kalktığından dolayı ailesi bize izin vererek bunları yapıyoruz. Şimdiye kadar ailesiyle birlikte yaptığımız anmalar başta Atilla İlhan Kültür Merkezi olmak üzere çeşitli kuruluşlarda, belediyelerde andık ve her yıl mezarın başında anıyoruz. Bu Düşler Dünyası olarak bu hafta pazartesi günü saat 15'te Beylikdüzü TÜYAP durağında buluşacağız ve Büyükçekmece Belediyesi'nin Büyükçekmece mezarlığında mezar başında anacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ayrıca bu ay sonu ayın 27'sinde Cumartesi günü Düşler Dünyası toplantısında ailesiyle birlikte yine bir anma gerçekleştireceğiz değerli aşiklerimiz adına. Ben onun için yazdığım bir şiiri sizlere paylaştığım fazla yormadan huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Tabi bununla ilgili çok sayıda yazılarımız var internette, gazetelerde daha önce de yayınlanmış. Ve televizyonda da bildiğiniz gibi Aşık Yener'in değerli kızı Necla hocamızla, Necla Yener'le birlikte Türkülerin konu edildiği büyük bir program yaptık. 7 ay gibi bir süre. Orada da yine Aşık Yener'imizi dinlendirdik. Ve ben onun mezar başına gittiğinde bir şiir yazdım. Kalk gidelim şu Maraşehir'e. Ne yatarsın şair baba burada? Kalk gidelim şu Maraşehir'e. Neyden eremedin sen muradına? Kalk gidelim şu Maraşehir'e. Sevenlerin geldi yanı başına, çiçekler koydular mezar taşına, ağıtlar karıştı gözüm yaşına. Kalk gidelim şu Maraşehir'e. Bir boğa yolları duman olmadan, boran edip de kar tipi dolmadan, Tanrı'nın çiçeği gülü solmadan, kalk da gidelim şu Maraşehir'e. Çekmecenin sırtı senin malın mı? Bağları ağacı senin dalın mı? Gurbet evde kalmak senin halın mı? Kalk gidelim, kalk da gidelim şu Maraşehir'e. İradi feryadım dağı deliyor, göller dağlar, Aşık Yener geliyor. Neyden sevenlerin bir bir ölüyor. Kalk da gidelim şu Maraşehir'e, Aşık Yener'e. Biraz çalacak ama sevgi diyen, barış diyen Aşık Yener dostlarıyız. İnsanlığa değer veren Aşık Yener dostlarıyız. Gah o yandan, gah bu yandan, çıkıp geldik dört bir yandan. Seviyoruz onu candan, Aşık Yener dostlarıyız. Hep beraber onu andık, duygulandık, efkarlandık. Kardeş gibi hep bir candık, Aşık Yener dostlarıyız. Dost kalesi burcumuzdur, kıymet bilmek harcımızdır. Vefa bizim borcumuzdur, Aşık Yener dostlarıyız. O bizlere şiir yazdı, yüreklere sevgi kazdı. İradi ne yazsa aslı azdı, Aşık Yener dostlarımız. Hepinizi sevdiğim sevgilerimiz.